Bir tane rahatsızlık hissediyor. Ondan açtım bunu. Müsaadenizle hemen devam edelim hocam. Tamam. Bu resim ve heykel meselesine evet. de girelim. Yani bununla ilgili de çok sanat dalları ile ilgili de çok yanlış algı var. Yani resim haramdır veya işte heykel haramdır diye. Kur'an-ı Kerim'den baktığımızda bununla ilgili bir haram çıkarmak mümkün mü? Kur'an'la baktığımızda yine bununla ilgili bir haram çıkarmak mümkün değil. Kur'an'ın hiçbir yerinde müzik haramdır ifadesi olmadığı gibi resim, heykel haramdır şeklinde de bir ifade yok. Tersine Hazreti Süleyman'ın sarayında Heykeller olduğu geçiyor. Yani Hazreti Süleyman e, Allah'ın gönderdiği bir peygamber değil mi? İslam peygamberi. Evet. Peygamberler gibi. E, Allah'ın gönderdiği bir peygamber. Heykel böyle bir mahsurlu bir şey. Ayıp bir şey. Bir putperestliğe işaret. Bazıları öyle gösterme çalışıyor. Gibi bir şey olsun. Hazreti Süleyman'ın sarayında heykellerin olması mümkün müydü? Hazreti Süleyman'ın olduğu mekanda. E değildi. Kur'an'da aleyhinde hiçbir şey yok. Heykel yapmanın resimin. Diğer taraftan Hz. Süleyman'la ilişkili olarak olduğu geçiyor. İşte zaten Kur'an'da yasaklanmaması demin dediğimiz mantıkla helal olduğu için yeterli. Ama Hz. Süleyman'ın olduğu mekanda bunların yer almasına, Kur'an'ın işaret etmesi Ayrıca belki bunların yani makbul bir şey olduğuna dair bir e, işaret olarak en bile azından evinde edilebilir koymak isteyen birisi için bir sakınca olmadığını net bir şekilde Bir de şöyle mantıkla insanları kandırıyorlar. Diyor ki işte putperesti hekale tapıyor ya arkadaşlar onlara demek lazım. Yani dikkat edin. İnsanlar neyi putlaştırırsa o putlaştırır. İnsanlar birçok zaman birçok liderleri putlaştırıyorlar. Kur'an'da bunun bir örneği var. Firavun putlaştırılmış. Yani insanlar ne yapacaklar? Yani o insanın işte görüntüsü gözükünce bir televizyonda şeyde diğer modernde firavun gösterirse onu zaplayacak mı? Mesela Stalin zamanında da böyle liderlerin putlaştırıldığını görüyoruz. Onun dışında kimi insanlar güneşi ve ayı putlaştırmışlar. Daha da sorun haydi diyelim ki o firavunların ismini bile anlayacaksın, kaçacaksın. E güneşle ayı ne yapacaksın? Kur'an'da görüyoruz güneşe ve aya tapanlar olduğu geçiyor. E ne yapacağız biz şimdi güneşe aya tapanlar var diye Gündüz dışarı mı çıkmayacağız? E gece çıkacağız. Gece de o zaman aylı günlerde çıkmayacağımız gibi saçmalığa mı gideceğiz? E Kur'an'da yine görüyoruz. İneğe tapanlar var. E ne yapacağız? Yani inek sütü içmeyeceğiz. Yani inekleri yok etmeye mi çalışacağız dünyada? Bazı insanların bir şeye tapmış olması demek bizim o şeyden, objeden yani bir inekten güneşle, ayla bizim alıp veremediğimizin olması gerektiği anlamına gelmez. Aynı şey heykel için geçerli. Tabii ki Heykele putlaştırılıyorsa belli bir şey putlaştırılıp sonra ona bir heykel suretinde ona bir saygı duyuluyorsa bir Müslüman ona karşı çıkması gerekir. Belki belli dönemdeki İslam yöneticileri böyle sapkınlıkları durdurmak için böyle yasaklar getirmiş olabilirler. Ama Kur'an'da olmayan bir prensip işte o tarihsel bir şeydir. Yani Kur'an'ın ortaya koyduğu prensiplerin tarihsel olduğu peygamberin dönemin sırkısı olduğu söylenemez. Ama Kur'an'ın ortaya koyduğu bir prensip adına, yani şirk koşmamak prensip adına, tarihin belli bir döneminde belli bir uygulama yapıldıysa heykel yapmamak gibi, işte o uygulama tarihseldir. İslam'ın evrensel bir prensibi değildir. O yüzden bugün yani müzik de bir sorun olmadığı gibi, heykel resim gibi sanat dallarında da bir sorun değildir. Bunları da belirtmemiz bu sorular çok önemli. Niye? İslam'ın sanatla ilişkisi, İslam toplumlarının geleceğini belirleyecek önemli unsurlardan biri. İslam medeniyetini biz ideal bir medeniyet olarak dünyaya sunma idealimiz varsa, Müslüman gençlerin zihnen, duygusal olarak zengin olmalarını sağlamamız gibi bir amacımız varsa, İslam'ın temel niteliklerini insanlara sunmak gibi bir amacımız varsa, ki sanatsal bir ambalaj olmadan onları güzel bir şekilde sunmamız mümkün değil, mutlaka Müslümanların sanatla barıştırılması lazım. Onun için de işte bu şekilde Kur'an aykırı bir şekilde yasak olduğu ileri sürülen sanat dallarında İslam'ın bir alıp veremediğinin olmadığını gösterilmesi lazım. Fakat tabii ki bu sanat dalları eğer ki bir haram için kullanılıyorsa, yani bir şarkı yapılıp da o şarkının içinde Allah dine bir hakaret varsa, heykelle, resimle yaptığı mesajla dine karşıt bir mesaj vermeye insanlar çalışıyorsa, onun da elbette ki engellenmesi gerekir. Hocam e